Dürüm deyince akla Adana, Urfa, balık deyince de balık ekmek gelir ama bu kez ezber bozan bir tat var sırada. Balık dürüm. Peki nasıl hazırlanıyor? O lezzetin sırrı ne? İşte cevap. Dürüm balık, dürüm balık, Yediniz mi daha önce dürüm balık? Yedim. Vallahi daha yemedim, yiyeyim de ondan sonra bakacağım, karar vereceğim. Nasıl? Güzel. Bu lezzeti, bu tadı alan unutamıyor. Ezber bozan dürüm. İstanbul'un her yerine gelir. Adam Almanya'da gelir, Almanya'da. Yeah, it's delicious. Ne Adana ne de Urfa. Bu dürüm başka dürüm. Adı balık dürüm. Bakın, tarifi farklı, lezzeti bambaşka ama bu lezzetin sırrı ne? Şimdi bunu öğreneceğiz. İşte karşınızda balık dürüm. Şimdi Adana Urfa'yı karıştırma. Balık dürüm bambaşka. Güzel mi değil mi daha bakmadım. Beğenmezsen para yok. Hop. Önce lavaşı seriyorum. Balıkta öz kumru, kılçıksız. Izgaranın üstüne atırız. Kömür ateşine. Güzel közlendi. Şimdi baharatımızı atıyoruz. 14 çeşit baharatımız var. Salatamızı atıyoruz. Soğanımız. Bir de şu közlenmiş börde. Zaten özellikle biz kağıthaneden geldik buraya. Her eşki attın mı daha mükemmel olur. Bir de limon. Heh, 10 numara. Ey maşallah, görürsen. Memleket neresi? Ben Erzurum. Erzurum'da deniz yok. Sizin balıkla yolunuz nasıl kesişti? Bu yeteneğe bağlıdır. Balık yemeyene balık yedirdim. Şimdi dürümü saracağım. Buyurun. Bu soya sos. Bu da baharatımız. Bu böyle bir dakika közlendi mi kıtır kıtır ya. Kaç lira tanesi dürümün? Tanesi 10 lira. Mangal hep yanıyor mu burada? Bu mangal hep yanır. Karaköy'ün yeni rengi. Dürüm balık. Bu dürüm başka dürüm. 10 numara, 10 numara. Ve işte sıradaki talihli benim. Evet. Balık dürümü kaptım. Evet. Bunun kokusu, lezzeti anlatılmaz yaşanır. En iyisi siz de İstanbul Karaköy'e gelin ve balık dürümün tadına kendiniz bakın. Buyurun gençler, buyurun. Eyvallah.